Selamun aleyküm uşak. Yeni bir Düecek Köyü bölümüne hepiniz hoş geldiniz. 3 ay yatıştan sonra, kışın yatıştan sonra, 2-3 ay yatıştan sonra işlerimiz başladı. Nisan'ın ikisindeyiz. Bugün yeni bir sulama sistemi geldi Cenk'in tarlalarına. Onlara bir kontrole gideceğiz. Bir bakacağız nasıl, iyi mi, biz de Allah mı, bir bakalım arkadaşlar. Başlıktan da görmüşsünüzdür. Onlara bir bakalım. Ondan sonra mayım. Bugün süt satılacak. İneklerin sütü birikti. İneklerin bakımları varsa ineklerin bakımları yapılacak. İşte tarlalar kontrol edilecek. Tarlalar ne durumda? Pancar ekimi geldi. Mısır ekimi geldi arkadaşlar. Şu anda sezon başlamış durumda. Artık bol bol çalışacağız. Bugün nasipse bakalım. Bugün Erkut'la gidelim. Motorlar zaten buraya çektiğimiz gibi duruyor arkadaşlar. Şehre gitti. Öylece duruyor. Buradan ben bir Erkut'a bineyim. Yorumlarınızı gördüm. Erkut'a niye binmiyor abi? Erkut'u niye kaldırıp kenara attın diye çok söylemişsiniz. Öncelikle bir tarlaya gidelim. Şu Cenk kardeşim de arayayım bana. Alo. Alo. Sen neredesin? Allah benim çiftlik evdeyim ya. Ya ben sana demedim mi? Tarlaya geç. Tamam yavaş yavaş çıkıyorum işte şu şeyi ayarladım. Hadi bakayım. Ya usta. Neredesin sen? Ben senin çiftliğin alt tarafındayım. Tamam bekle geliyor. Şu motor bir üst tarafa gelme. Üst taraf çok yoğun. Tamam üst tarafa gelmiyorum. Şu bizim uşağın motoru burada kalmış. Şu uşağın motorunu alayım da kenara çekeyim. Uşak Umut kan ya. Araca bile çekmiyor. O kadar zengin modern çiftçimiz. Bu arada modern çiftçimiz niye videolarda yoktur? Modern çiftçimizin farm simülatörü bozuldu. Bilgisayara formatı. Oyunu sil, yükle. Zar zor düzeltmeyi başardı. Yalnız biz buraya yeni modlar eklediğimiz için şu anda giremedi. Bir sonraki bölümde Nasip'le bizimle beraber olacak. Arkadaşlar söylemeyi unuttum ya. Bak videonun başında söyleyecektim. 24.000 abone olduk. Herkesten Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ediyorum. İşiniz gücünüz rast gelsin. Sizlerin sayesinde buralara geldik. TikTok'ta 15.000 takipçi olduk. Burada da 24.000 takipçi olduk. Tabii ki de ben her zaman sözümde dururum. Sizler için normalde ücretli olarak verdiğimiz bir mod vardı. Fazla satmadık. Bir 4-5 kişiye satmıştık. Sattığımız arkadaşlardan bir tanesi sağ olsun modu patlatmış. Bir şeyler yapmış işte. Biz de herkesten helallik istedik. Parasını geri alanlara iade ettik. 75-56 serisini sizler için FZ19 ve 22 için büyük ihtimal bu videonun açıklamasına bırakırım. Toplulukta da paylaşacağım. Discord sunucumuzda da paylaşacağım. Haberiniz olsun. Ve yanında bir tane de Rumork. Sözüm 3 tane mod işte ya. FZ19'cular da unutmadık tabii ki de. Onu da söyleyelim. Her şey için çok çok teşekkür ediyorum. Bu videoya da şu rekor beğenileri bir alalım. Seviliyorsunuz kalps. Cenk ne diyor? Ne olsun işte makineyi dün getirdik. Bugün çalıştıralım bakalım nasıl bir şeymiş. Seninle beraber çalıştıracağım daha yeni. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Ben motora biniyorum beraber gidelim. Ben oradan tarlaları kontrol tamam, edeceğim benim. Zaten. Erkut'umuza binelim arkadaşlar. Erkut. Erkut sevilmez mi ya? Ne? Tamam. Ekimi hazırladık böyle. Hafif bir tav için sulayacağız. Makine de dün geldi, kurduk öyle 2 santim oynattık duruyor böyle. Bakalım çalıştırabileceğiz mi? Anlıyor musun hiç bunlar? Vallahi ben anlamam, biz fişke koyuyor kardeş, bu nasıl bir sistemmiş ya, anlamadım. Ben de bilmiyorum. Ya. Arkadaşa nerede böyle bir, benim de hoşuma gitti de nasıl kullanacağız hiç bilmiyorum. Bu neymiş şöyle bağ, nasıl çalışıyor? Aha çalıştı lan, aha dönüyor lan. Yo durdu. Yo lan dönüyor lan. Sende durulu mu gözüküyor? Yok yok dönüyor da. Dönüyor. Dönüyor. Çok iyi. Oğlum biraz tutulsun ya. Tava gelsin. İşte her yere yetişmiyor bu yandan kötü. O kadar da olsun artık. Abi bu sistem güzelmiş ya böyle. Vallahi bak arkadaşlar. Ya, büyük ihtimal çoğunuz bunun için geldiniz. Başlıktan böyle gördünüz. Bu sistem iyiceymiş Cenk. Öyle ay, öyle. Bu şeyleri daha iyi oluyor ya. Asistanları var böyle. Traktörün arkasına takılıyor. Gezen tipten. Onu biliyorum. Onlar... Onu biliyorum da bu döneni ilk defa gördüm vallahi bak. Ya onlardan bulamadık. Bulabilseydik ondan alacaktık da. Neyse bu da işimizi görür yani. Ya bu kaça aldın? Ne kadar? Bunun maliyeti çoktur ya. Ya vallahi bir 750 bin milyona patladı ya. Vallahi kardeşim. Buğday parasının yarısıyla bunu aldık. Vallahi ama en azından artık rahatım. Basacağım büyümeye. Keyfimi bakacağım. Bundan bize de lazım ya. Bu neymiş vallahi iyiymiş bak. Kurulumu falan da kolay yani. Hepsi tak çıkar. La kardeş biz hat değiştirmeye alışmışız ya. Vallahi biz hat değiştirmeye alışmışız. Kara düzen devam diyorsun he. Kara düzen devam abi. Şuradan şuraya atlatır devam ettiririk. Ama iyiymiş senin sistem iyiymiş bak. Bunu peki buradan nasıl kaldırıyorsun? Viş mi geliyor? Bu sökülüyor herhalde. Parça parça mı oluyor? Nasıl oluyor? Sökülüyor aynen parça parça. Vallahi. Kanatlar bölünüyor. Bu zaten ikiye bölünüyor. Kalanı tek sıkıntısı işte şu boru.
Biraz uğraştırdı bizi çünkü tarlanın altında bayağı bir metre, 1,5 metre altında, iyice yukarı çıkmasın diye. Derine gömdük onu. Vallahi abi sistem iyiymiş. Çok güzel de sulama yapıyor arkadaşlar. Aynen. Sizce biz bu sistemi yapalım mı, onu da yorumlarda belirtin. Yoksa kara düzen fiskiye devam mı arkadaşlar? Evet, tek sıkıntısı ufak tarlalar pek gitmiyor. Ufak tarlalara gitmez ya. Ama iyi dönüyor, iyi ya. Bu suya, aynen. Bu tekerler sulama... nasıl dönüyor ya? Bu tekerler suyuna muyuna mı dönüyor, ne diyor? Su mu baskı veriyor, ne diyor ya? Aynen öyle. Nasıl dönüyor? Mekanizma var. İçinde bir şey sistem var. Ne deniyor ona? Zamanlama var. Fazla yağlaşma. Zamanda oldukça. Aynen. Zamanda oldukça dönüyor. Abi sistem güzelmiş. Güle güle kullan. Biz bir düşünelim. Eyvallah. Darısı sizin başınıza. İnşallah. La bu geri döndü. Bu tarafa geliyor lan. Tamam işte. Akıllı sistem he mi? Aynen. Yani sürekli dönmüyor. Döndüğü zaman geri, başladığı yere geldiği zaman geri dönüyor. Vallahi iyice sistemmiş. Sistem hoşuma gitti. Neyse ben varıyorum ki diyorum. Güzel olmuş tamam, kardeş. Güle güle kullan. Eyvallah. Sağ ol. Darışların başına. İnşallah ben bir düşüneyim. Bak olmadı benim tarlalara da bunlardan uğrak. Ben de şimdi bir tarlalar kontrol edeceğim. Ne durumdalar? Bu da erpay. Şurada bir yoncam var. Onu da bir kontrol edeyim. Ondan sonra yine sütü mütü satılacak. Yine ağlıyor yine. Bizim de var şimdi. Ayçiçeğine güzel fiyat vermişler. Onu da satmayı düşünüyorum. İki araba ayçiçeğim var. O kavgardakileri satacağım herhalde. Hala duruyor he mi? Öyle arabaya koydum duruyor. Neyse hepsini satmadan bizim eve bir poşet koy da çıtlarız. Akşamları bunlar, sobayı yakıyoruz. Akşam oda yakıyoruz ya. Oda yaktığımız zaman sohbet muhabbet de iyice gider. Olur da yalnız söyleyeyim yine çıtlarsın da yağlık bunlar ha. Biraz sıkıntı. Vallahi mı diyor? Çıtlanmasına da ya kavrulup çıtlanır da çok ufak. Neyse laf ağızdan çıktı. Markete gittiğin zaman bir poşet normal bakkaldan al gel. Ya ne bir poşeti, bir paket alacağım böyle koli alacağım sana, sen iste. Adamsın ya. Poşete doyar mıyız? Arkadaşlar bizim kolilerimize bir tane kalıp atın. Yok bir tane atmayın, çok atın. Doldurun abi. Kardeş. Ver onları doldurun. İşin rast gelsin abi. Var mı bir isteğin, ben gidiyorum. Vallahi canın sağlığı kardeş. Vallahi işin gücün rast gelsin. Hadi görüşürük. Bunlar vurduk bu böyle çalışsın ya. Çikirdeğimi unutma gideyim. Tamam mı? Ben bırakacağım birazdan sana. Tamam. Hadi görüşürük. Hadi görüşürüz. Erkut'umuza binelim bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bizim tarlaları bir kontrol edek bakayım. Yonca'dan bir başlayayım, benim yonca da hemen burada zaten. Şu aradan giderim ya, sorun olmaz. Cenk'in tarlalar çok kurumuş. Tarlayı suluyor ki şimdiden arkadaşlar. Ekim yapacak, biraz nemli olması gerekiyor. Bizim bu yonca ufaktan kendini göstermiş. Güzel. Yağmur yağdıydı, kar yağdıydı. Biraz hafiften var, nem var, hala duruyor. Bu sene iyi kar yağdı, bu sene barajlarımız doldu. Mutluyuz. Şuradan gidek bir de bizim diğer tarlaya bak bakalım ne durumda. Bizim şuradaki buğdaylara bir el atak bakayım. Tarla kim olmuş lan? La kardeş, tarlaya doymuyorlar bu köylülerde. Tumpa kadar, dibine kadar sürüyorlar, motorun geçeceği yerde kalmıyor. Bak ne durumda. Güzel. Tabana bakayım. Bizim buralarda çok gov göçüren otu çıkar. İyi, burada yoktur, sıkıntı yok. Varak gidek eve doğru. Ya da şuradan gideyim ben arkadaşlar. Aralara bakayım. Orada da bir buğdayımız var karşı tarafta. Ona da bakayım. Onun pöçük kısmı biraz sıkıntılıydı da bir bakayım. Serkan'la arada ortağımız ayrıldı arkadaşlar. Ortaklar ayrıldı, kavga ettiler. Serkan balcılığa girdi. Onu da bir yanına uğrarım bakayım. Ben yanına uğrayacaktım. Bir koli bal vereceğiydi bana. İyi, sıkıntı yoktur. Varak gidek bakayım. Vallahi da şöyle alsa, neyse tabii çay. Bir önceki bölümümüzde miydi, neydi? Bir önceki bölümümüzde ne yapıyorduk biz? Şey mi yapıyorduk? Buğday satmıştık. Evet, buğday satmıştık arkadaşlar. Orada yetiştiremediğimi söylemiştim. Sonrasında canlı yayında kalan buğdayların satışını gerçekleştirdik. Yalnız Cenk eyle bir maşallah, eyle bir buğday var, eyle bir bak iyi sulanıyor, bak görüyor musun? Eyle bir buğday var maşallah, nazar değmesin. Şimdi gözümüz değer, yanar manar garajda buğday bir şey olur. Yetiştiremedik. Belki şey dersem ona da yardıma gideceğim. Şu inek sütünü bir satayım. Erkunt'tan gidip satalım ya. Bugün Erkunt kullanacağım arkadaşlar. Bundan sonra zaten bundan sonraki bol bol ahar. Ekim vakitleri geldi. Hazırlıklar geldi. Bundan sonra hele ki piyasaya çalışmaların başladığı zaman güzel olacak. Şimdi benim çok canım sıkılıyor. Biliyorum sizin de canınız sıkılıyor. Hacenk gidiyor bak satmıyor. Lan çiftliğe girelim. İneklere slaj gelecek. Ondan sonra balyası yapılacak. Bizim modern çiftçi bir balyamızı yapsın. Oradan ver, tamam, sıkıntı yok. İyi, yumurta yumurtlamış. Ona bir bakalım. Bir tankerimizi daha bakayım. Ya makinayı aldık, yem karma makinesini, daha kullanmak nasip olmadı. Şimdi bir kullanaydık, bir bakaydık nasıl çalışıyor. Makinayı daha abi.
Üstümüzü bir dolduralım. Alo. Alo. Bal verecektim sana. Unutmuştum ya. Balları satıyordum tam. Valla babam benim balımı ayır bak. Vallahi gel gel şehirdeyim ben. Tamam bozuşur. Tamam ben de o tarafa doğru geliyorum. Süt getireceğim tamam mı? Tamam tamam ben şehirdeyim. Tamam hadi gelince görüşürük hadi. Görüşürüz. Unutuyordum seni. Bakalım arkadaşlar sütümüz ne kadar olmuş. İyi iyi. Ha zengin oldum ya lan. 6436 litre. Allah kına ağacını içeyim zengin oldum. Hala doldurmadan gidiyorum ne kadar heyecanlandıysam. Hadi devam edek. Heh. Öyle. Arkadaşlar bu arada kameradan rahatsız oluyorsanız sağa sola şimdi benim mouse elimin ayarı yok. Bir gün mouse'un ayarını farklı yapıyorum. Tabii yardım et ya. Farklı yapıyorum. Ya başınızı yine, döndürüyorsam onlar yorumlu kısmında kesinlikle belirtin. Gel gel şuradan. Şunu gidelim satak da ben bu sütü nereye satacağım lan? Sütü satacağım yeri de bilmiyorum. Şuradan arkadan değil oradan vurma. Gel buradan. Sütsüz tohum ya süt. Zelvin. Aa ne kadar gidiyormuş? 22. Baba ana zengin oldum. Yo baba ana. Siz de görüyor musunuz arkadaşlar? 22.913 yazıyor. Baba ana ağaçın içiyim. Yo. Zilvinia Milki. Zilvinia Milki ne lan? Zilvinia Milki. Zilvinia Milki. Zilvinia Milki. Zilvinia Milki. Zilvinia... Bir daha. Aha buldum lan. Şu an mekanındaymış lan. Hadi gidelim bakayım. Ya sen buraya nasıl girdin böyle ya? Var o morgda bir sıkıntı var biliyor musun? Tamam bir daha yürü. Tut vereceğiz ya. Hazretleri öreyim. Bizim bu olmuyor şah, mu? Bizim bu şahı. Ne diyor lan? Ta oradan buraya çağıyla meler geliyor. Ne diyorsun uçsak? Ağzınıza somun yapıyorsunuz zorla. Yok yok sıkıntı yok. Hala baba anam bu 3500 litre almışım. Tamam. Bir sefer daha atarız. Tamam Mustafa yürü. Videomuz ne kadar olmuş? Videomuz büyük ihtimalle şu anda 15 dakika falandır işte. Bakalım. Şurada adam, benim tarlam. Tarla ne olmuş ya? Şu dörtlüyü yayın da şuraya. Aynen. Benim tarlaya girip ezmiştiniz oğlum tarla yarım yamalak kalmış lan Cenk Usta sen buraları yapacağı adamı ben sana sormaz mıyım? Buraları yapacağı da iyice bırakmış sarımsak kahvalı. Yanına bir gideyim bakayım. Lan sağa mı dönüyor lan? Oo adam marulu iyice satıyormuş ha. Cenk Usta biraz... geliyorum bekle bak. Oo bak Cenk Usta geçiyorum. Lan bura mıydı lan benim? Hadi kaça satıyorsun? Ya yanlış gidiyor yok, baba. 10 lira. Ya biraz indirim yap ya. 10 lira çok dedi. 2 kilo alırım. Ver usta ver 2 kilo ver. Ve çilek alacağım. Aynen. Bunu ver. Ben motora koyayım geliyorum. Nerede bunun girişi lan? Ha şurada lan ben nereye gelmişsin baba ana? Şuradan sağa dönelim de bahaya. Tamam mekanı bulduk. Mekan şurası. Uzun uğraşlar sonucu başardım. Aa bak yumurta da alacaktım. Kardeş, la kardeş bura nere? La kardeş yine yanlış geldim baba ana acını içeyim yo bugün benim ağlım fikrim yerinde değil benim kafama bir sarımsak sokun. Oo, vay vay adam hızlı ya. Abav şimdi paraya bak şimdi. Abav paraya bak. Ulan. Lan yarımda kalmış. Alıyorum lan abi. İnekler sizin o var ya tadınızı yiyeyim tadınızı. Lan yanlıyor lan bu. Ay vay kumaşı 94 bin liraya mı alıyorsunuz? Motor sesleri geliyor. Aha yenge bey geldi. Selamünaleyküm. Hoş bulduk. Ne diyorsun? Alışveriş mi yapıyor? Evet ya. Yumurta falan aldım. Domates falan aldım. Ha buraya veriyorsun mi? Kumaşı çok. Bakayım neler var bir de ben bakayım bak. Neymiş la? Patates kilosu kaç paraymış la? Allah onu sormadım. Çilek var. Aa marul var. Karpuz yok mu ya? Ben karpuzu çok seviyorum. Karpuz yok ya satmıyor herhalde. Karpuz. Ama kumaş iyice alıyormuş ha. 94 bin lira. Tam mevsiminde de değerli. Ha yumurtalar da var ya burada. İyi şöyle. Allah da işte Romark'ı bir arkadaştan aldım. Vereceğim. Benim sen geçerken benim şu balımı şuradan bırak tamam mı? Beni uğraştırma. Tamam mı? Ha, kepçe var mı? Taşıyabilir miyiz? Benim kepçe var. Taşırık. Hallederik bir çeşit. Tamam. Hadi bakayım sarımsak kavalı sana olay gelsin. Görüşürüz. Bak balık kaça alıyordun sen? 30 bin. Yok 30 bin olmaz 31 bin ya. Kurtarmaz. Hadi 30.005 hadi anla. Tekerle yanlıyor mu? Ne diyor lan? Şimdi ya abi yapma canını yiyeyim kurbanın olayım yapma ya. Taklaya geldik abi tamam. Şimdi gidek bir sefer daha atak. Benim alt F1'e niye gitmiş tamam geldi al 164 milyar paramız oldu 80 milyardı. 3500 litre daha al toplamda 6500 litre vardı. 3500'ünü getirdik bir 3000 litre daha var herhalde bir 3000 daha getirelim.
edelim. Bundan sonra alım. Videonun dakikasına göre bir şeyler yaparız arkadaşlar artık. Olmadı bir Cenk'in yanına uğrarız. Benim tarlalar bir sorayım. Benim tarlalar ne etmiş mamoli? Dura dayanamadım bir ağrı. Alo. Alo. Sen ne diyorsun? Aa, buğday yüklüyorum. Bitiremedim hala. Lan kardeş. Sen benim tarlayı yarım bırakmışsın. Ya sorma ya. Az önce yanından geçerken gördüm. Onu en son sürerken yağmura yakalanmıştım. Unuttum ben o tarlayı tamamen ya. La kardeş unutulur mu? Canını yiyeyim ya. Bu yüzden sürülmesi lazım. Canını yediğim. Yapma böyle ya. Deriz onu ya. Sen canını sıkma. Tamam sen... Orayı bir an önce hallete mi? Yaparız, ya da ben yaparız. Gideyim orayı halledeyim ya. Sen benim bir tarla daha vardı orayı hallettim. İnşallah orayı unutmamışsındır. Sen? Bir tane daha tarlam vardı. Kaç numaraydı o? Tarlanın parselinde cartında unuttuk lan. O süpürge darısı ekili olanı mı diyor? He. İki onu biçmiştik. Onu sürdüm ya. O sıkıntı yok orada. Tamam. Tamam o zaman. Hadi görüşürük. Ay görüşürüz. Ben sütü satayım gelirim ya da orayı tırmıklamaya giderim. Tamam. Oraya bir iyi bir gaz ayağı çekeyim. Allah kusura bakma ya. Unuttum orayı. Önemli değil. Hadi bakayım. Hadi görüşürük. Müşünü götürek bak. Bunun da parasını bir alak. Tamam. Dediğim gibi. 1936 şu tona yakın malımız var. Götürek bunu inekler sizin tadınızı yiyelim. Adamsınız başa belasınız. Üretime devam. Ne diyor ki ya bu sarımsak kavanoz sağına sola dolanıyor bir şeyler diyor. Bana bak. Sidik lan attırıyor mu lan oraya yozam? Oraya mı attırıyor lan yozam? Şunu götüreyim arkadaşlar. Bunu bir satak ondan sonra gelek şu tarlaya baktır mıhlı yapılmadı. O ne lan öyle? Yılan yapıyor kendini. Kim lan o? Serkan Mustafa. Tamam, o zaman normal. Çok usta ya. Balları oraya mı veriyor? Tamam. Sağa mı döneceğim? Tamam. İkinci seferimize attık sayılır. Şöyle gelelim. Yer çok o kadar rahat değil. Normal arkadaşlar. Güzel. Sıkıntı yok. Şuradan hemen şunu da sağ verelim. Niye çıkmadı lan? Heh. Hadi lan 250 milyar ol. Canını yerim. Lan 250 ol lan. Lan. Yanlayarak geliyor. Arkadaşlar uzun zaman sonra bizim İbo geldi. Neyse eğer köy işlerini hallederse devamlı köye gidip geliyor. Nasip de bizimle beraber olacak videolarda. Yalnız server açtı abi dedi oyunun adını. Bir türlü çıkaramadık falan pişman. Ondan sonra selamı eksik etmeyin arkadaşlar. Selam çok önemlidir. Neyse uzun zaman sonra ben İbo'nun açtığı servere bağlandım. Abi şimdi bu uşakta ping çıkıyor ya uşağı anladım. Ne kadar zor bir şeymiş lan bağlanıp oynamak. Vallahi internetiniz iyi değilse abi var ya eli kutiki ya. Serveri ben açıyorum şu anda bana çok güzel geliyor oyun. Ama birine bağlanınca var ya manyak derecede. Kötü internetiniz çok kötü hocam. Geliyor işte. Çok kötü. Yani senin internetin aslında güzel olsa sıkıntı olmaz bizde de. He. Mesela şeydi ya 17'de mesela Osmanlı'dan sabahlardık. Sabahlara kadar oynardık abi. Böyle bir şey yok. Ihmaz usanmaz sabahlara kadar oyunu oynardık. Nasıl oynuyorduk var ya arkadaşlar. Ben Osman'a bağlanıyordum. Benim internetim yine her zamanki gibi kötüydü. O zaman daha kötüydü. Şimdi biraz daha videolar atacak kadar biraz daha iyi yaptık. O zaman altyapı geliyordu. Ama altyapı düşüktü işte ya 5 megabit 3-5 megabit falan bir şey veriyordu. Upload da işte çok az veriyordu böyle. Bir bile yoktu. Valla öyle. Ondan sonra öyle. Küfür gibi abi. Valla küfür gibi. Böyle bir şey yok. Ondan sonra nasıl sürüyordum biliyor musun Cenk oyunda? Yalnız bak şunu söyleyebilirim net olarak. 17 oynayanlar bilirler. Benim hatırladığım kadarıyla ben 17'yi oynuyordum ama böyle şimdi ben 22'de bağlandım. Kesinlikle 22 gibi değil abi. 17'de multiplayer sanki daha güzel. Hani o şu anki internetim daha iyi. Şu anki internetim daha iyi olmasına rağmen lan deriye uçtum ya lan. Bence 17'de ben de çok oynadım ya. Ve multiplayer'i bence bu oyunda iyi ayarlayamamışlar. Kesinlikle net. Zaten olabilir. Hiçbir diğerlerinde de öyle işte bence 17 daha güzel. Ama şu şey yani şu an kötünün iyisini eleştiriyoruz arkadaşlar. Aynen. Tam kendimi açıklayamamış olabilirim arkadaşlar. Bugün niye ben konuşamıyorum bilmiyorum. Konuşamıyorum. Bugün ben sarımsağı, ben bugün sarımsağımı yememişim abi. Sarımsağımı yemem lazım. Olmaz. Sarımsaksız olmaz. Suyu verek arkadaşlar ineklerim. Ondan sonra nasıl oynuyordum? Osman mesela ekim yapıyor mibzerinden. Arkasından ben de ekim yapıyorum. Osman'ın mibzerin tekeri takip ediyordum. Şimdi ekilen yeri göstermiyordu bende. İnternet yüklemiyordu. Bu şekilde takip ediyordum. Sabaha kadar var ya ekim yapıyordum. Gaz ayağı çekiyor yine Osman'ın traktörü takip ediyorum yani. Bildiğiniz bende hani gaz ayağı yapma animasyon gözükmüyor. İşte Nadas yapıyor Nadas'ın animasyonu gözükmüyor. Abi olayları ben de çok yaşadım ya. Resmen ileriyi görüyordum ya. Ama güzel günlerdi ya. Vallahi. Ya söyle. Zevk alıyor muydum dibine kadar? Dibine kadar vallahi. Çok güzel günlerdi. Biz şeyde çok oynamıştık benim bir arkadaşla.
Tosmok haritasında. Buna bayağı oynamıştık yani. Abi Osmanlılar hala o oynadığımız yerler duruyor, tamam mı? Nasipse isterseniz arkadaşlar onun da yorumunu yapmayı unutmayın. İsteyenler bir şu klasın bir yorum yapsın. Yaparsanız çok seviniriz. Yoksa bizi... bir nostalji bölümü mü geliyor? Aynen, bir nostalji yapalım. 17'de bizim o server duruyormuş. Basak girek oraya. Girek oynayak. Ya 17'de de bir de şeye bayılıyordum. Bu Rea modları vardı. Rea modu ne arkadaşlar? Bilmeyenler için söyleyeyim. Gerçekçilik katıyor oyuna. İşte ne bileyim, lastik kiriydi. İşte tarladan çıkınca veya tarlaya girince işte yeşile girince yeşil oluyor lastik. Falan batma olayı gibisinden böyle şeyler oluyor Rea modunda. Şimdi 17'deki Rea modu çok güzeldi. 17'deki Rea modu böyle yolda gittiğiniz zaman hidrolikler, hani gerçekte traktörü yaya alırsın yaylanır. Ya da normalde zaten böyle seker ya, böyle motorda zıpladır. Aynı öyle oluyor. Motorun önünü kaldırmasını ayarlamışlardı. Çok güzel önü kalkıyordu. Akis oynuyordu. Makineler sağa sola kollar oynuyordu falan, böyle bir şeyler vardı. En çok ama böyle zıplama olayını seviyordu. Atmalı çıkmalı çok güzeldi ya. Şimdi 19'undan 22'de pek o olmadı. Abi 91-15'in makinasını niye açmalı? Biraz gece açıyor. Erkunt'a taktım. Bugün Erkunt'ta oynayacağım dedim arkadaşlar. Erkunt'ta oynayacağım. Sorun değil. Böyle de süreriz. Şöyle bir de fotoğrafımızı alalım. Şöyle videomuza bakıyorum arkadaşlar. Dakika olarak biraz fazla sürebilir. Bu videoyu bugün çekiyorum. Yarın atacağım için saat de gece oldu. Burada biz bir timelapse verelim, ondan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, timelapse'ı izlediniz mi bilmiyorum. Yine battım, gömüldüm. Galiba ben burayı yapamayacağım. Diğer gaz ayağını takıp gelmem lazım. Onu da diğer bölümde yapalım. Burada biraz çamurlamış arkadaşlar. Demiyoruz. Cenk sağ olsun yoldan geçiyordu. Halletti benim işi de. Motoru gitti sağ olsun da. Şimdi Cenk'i bir daha çağıracağız. Şu yanına gideyim de hiç görmüyor. Lan gibi de yanına bir gideyim. Yine battığımı söyleyeyim ya. Cenk Usta! Hop! Niye diyorsun ya? Ya ne diyeyim ya? Arkadaki yoldan çıktı. Allah. Saldım, şimdi tekrar bağlıyorum. Ya sen beni gittin de benim motor gene battı ya. Kusura bakma, sana da zahmet oluyor. Ya hemen geliyorum. Bir dakika şunu bir sökeyim. Hadi getir de şu motoru, şunu bir gitek ya. Arkasındaki ekipman büyük geldi arkadaşlar. Yani 91-15'i almıştım. Bugün Erkut kullanayım dedim ama kullanamadım. Fazla şey demedik ama. Olsun. Evet, hafif hafif dokunlar Cem. Hadi bakalım. Hadi. Heh. Tamam. Tamam. Şu arkadaki merdane çok iyi şey diyor ya. Çamurluyor ya. Abi ben başımı belaya sokmadan tekrardan. Allah Allah. İndir bakayım. Böyle kaldırayım. Abi bura çok çamurlamış. Bura çok çamurlamış. Hayır, ne olmuş buraya? Ben kaldırayım burayı. Hemen kaldırayım. Burayı başka zaman halledik arkadaşlar. Dur Cenk Usta'ya yardım edelim. Usta gel 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 gel. Olmadı olmadı. Dur. Nereye doğru? Sağa sola. Ohu ittirivereceğim. Ha tamam. İttirdim. Eyvallah. Hadi. Bugün niye biz sessizlik ya? Bizden, ben de diyorum. Bizde niye bir sessizlik var ya? Bugün biz günümüzde değilik arkadaşlar. Sıkıldıysanız kusura bakmayın. Bu arada söylemeyi unuttum. Yine her zaman bugün umutkanlığım da çok fazla üstümde.
Abi göstereyim sizlere şuradan girek. Şu bizim modern çiftçinin mekanından. Şimdi benim şu arazi benim, tamam. Bizim modern çiftçi gitmiş. Ben şehirdeyken kışın yatarken gitmiş. İnek ahırı falan kurmuş oraya. İnek mi koyun mu bilmiyorum. Şuradan gidek baha göstereyim size, bakın. Şura benim. Burayı da biçiyorum, biçiyor bir şeyler ediyor. Gelsin ona buranın kirasını alacağım ben. Usta olmaz, beyin olmaz. Bak buraya öyle, koymuş. Öyle. İşte he. Olmaz. Sera icarla. Serayı merayı kurmuş, bir görsen bak. Sen abo Cenk Usta gel gel gel. Baba anana maşını içeyim. Şşş. Romorkunu getir. Acil hemen buraya romorkunu getir. Getiriyorum bir dakika. Acil hemen romorkunu getir usta. Bugün dızlama günü. Gel abi gel 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 gel. Dızlama günü. Sen misin ben miyim? Hadi bakayım. Kepçeyle gelip mi? Gel gel, sen de kepçeyle gel usta. Gel 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 gel. Hepiniz evinize gidin de bir neyle bunun marul mu? Marul yiyeyim. Marul yiyeyim. Marul yemeği yapayım bakayım. Marul mu? Bir çiğ köfte yapak akşam. Tamam. Biz yolumuzu bulduk baba. Akşam bir de arkaya Nemrut'un kızı tamamdır. Bir de Nemrut'un kızı baba. Kaşın için o. Getir. Geliyorum. Seri seri geliyorum, gelin geliyorum. Abi. Seri gelin. Öyle öyle bir şey var mı? Yoldayım, geleceğim benim buraya şeyi kuracağım, he mi? Ha, ben de gelmişken şuradan göstereyim arkadaşlar. Geldim bugün bunu gördüm, kafayı yedim, delilendim. Ya ben normalde ben buraya çok girip bakmıyorum. Arılar işte, arılar için geldiydim. Arı kurdurduk. Sağ olsun ustalar kurdu böyle. Normalde bilirsiniz bizim oralarda buçuk arı kovanları olur. Biz böyle bir sistem kurdurduk. Ama ben bu sistem benim çok hoşuma gitmedi, bilmiyorum. Lan beni yiyeceğim. Lan gideyim, acek gelmiş. O arı sistemini değiştirdim. Al abi, al 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 al. Niye alamıyorum abi? Dur. Yoldayım, kepçeyle alınıyor. Heh, al usta, al. Geldim. Dur, lan nasıl kaldırayım tutucundan? Hadi tamam, yapıştır. Hadi hadi hadi. Lan amma yüksekmişsin ama. Ha. Bugün bol bol çiğ köfte yiyeceğim. At abi. Ha. Başka ne var? Ne oldu lan? Adam şimdiden sevdirmeye başlamış. Adam. Ölüyorum. Sür abi, sür eğileceğime sür, onları senin garaja indir. Senin garaja gelip bağırma. Hadi bağırma. Ben de bir kutu alayım ya. Benden bilir. Ben de bir kutu alayım. Be abi yok. Aha gel gel gel. Çiğ köfte, akşam çiğ köfte partisi var. Tamam gel. Varmış burada, dur. Akşam seni çiğ köfte partisine bekliyorum. Bana ana şunu. Aha git. Anan avrupanı seni. Çıkmıyor lan oğlum. Büyü mü yaptı? Kapıya gel kapıya. Koro şey büyüsü mü yaptı lan bu, çıkmıyor buradan. Harry Potter uğramış buraya galiba. Gel usta, gel kapıyı açın he. Tamam gel abi, buradaymış. Tak usta. Bir hutlu benim kepçenin önüne tamam. Mal abi. Ben mi tahtaydım? Yanlış anlaşılmasın arkadaşlar, yani çalmıyoruz. Oğlum, İcar yerini alıyoruz. Hah, yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. Ver. İcar bunlar, icar ücreti. Yanlış anlaşılmasın. Oh. Lan ha, aşını içeyim akşam bol bol. Bütün koyun seslerim uçak. Bütün koyun karnını marulla doyuracağım. Yapıştırın. Sürüz diyafet vardır. Durma yok. Sür. Dur dur bir dakika, bir arkadaş var, marulun fiyatı ne kadar? Alo. Biz yiyecek marulun abi. Yaz boyu yiyecek. Pancarın başında, karavanın başında. Ya yakında karavan gelecek. Cenk Usta benim ya. Karavanda ya, bol bol artık eve gelmek yok. Gel her gün çayımızı, çorbamızı içek baba. Semaverimizi yakarız. Mangalımızı yakarız kardeş. Lan. Dikkat et aman. Benim bir gözüm gitti ya. Kır, kendi kafanı kır, o marulları hiç itme sak. Bunları nereye indirelim? Depoya mı indirelim? Onları depoya indir, yapıştır. Bunları depoya indir. Hey yavaşla yavaşla, dur şunu da atma hemen. Bu çıkmıyor. Ya, neyse, ne demek çıkmıyor? Çıkmıyor. Tamam. Neyse arkadaşlar, bu videomuz da böyle oldu. Umarım çok sıkılmamışsınızdır. Fazla konuşamadık. Bugün keyfimiz yerinde değil herhalde, bilmiyorum. Herkesin üstünde bir şeylik var işte, durgunluk mu deniyor ne, bir şey var yani. Biraz geç saatte çekiyoruz. Aynen, biraz da geç saatte çekiyoruz. Nasipse bundan sonraki zaten videolarda çok sıkılmazsınız. Çünkü bol bol işlerin içerisinde olacağız. İşte ekimler başlayacak. Ekimlerden sonra arkadaşlar piyasaya çalışacağım zaten. İşte piyasaya balyaydı, işte balya paketleyeceğiz. Ondan sonra balya satacağız. Buraya yonca balyası gelecek, ot balyası gelecek. Piyasaya sılaj yapacağız. Piyasaya pancar sokurum, bir sürü işimiz gücümüz var. İnşallah güzel şeyler çıkarırız sizlere. Her şey sizler için. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.